Ekran başında bizleri izleyen herkese Anadolu Dernek TV Kültür Yolculuğu programından yeniden merhaba diyoruz. Bizler bugün biraz daha büyüdük. Evet, hepinizin gönülden gelen dileklerini, başsağlığı dileklerini kabul ettim. Bir insanın annesini kaybetmesi, babasını kaybetmesi, çocuğunu kaybetmesi çok acı bir durum. Bizler bunları yaşadık. 31 Ocak bizim en zor yaşadığımız anlardan birisiydi. 1 Şubat 2024 Perşembe günü yine acımızı yaşadık. Annemizin cenazesi dolayısıyla yanımızda olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Birinci bölümümüzde tarih anası anamızın 3. sınıfta okuduğu Kurt Masalı şiirini sizlere getireceğiz. Takipte kalınız. Yine bizleri bugünümüzde yalnız bırakmayan Şebin Karahisar Sarıyer Derneği Başkanı Ruşen Aydeniz, aynı zamanda Türk Halk Müziği sanatçısı Ruşen Aydeniz ve Yeniköy Muhtarı Sarıyer, Yeniköy Muhtar Adayı Ruşen Aydeniz bugün konuğumuz olacak bizlerin. Program yapımcınız, sunucunuz, bendeniz Gülsen Akyolmutlu. Program yapımcımız, sunucumuz Sadi Toygar'la beraber 2 saatlik zamanı sizler için değerlendireceğiz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bizleri izlemeye devam edin. Sizlere hoş geldiniz diyoruz. Evet, gündemimizde siyaset de olacak. Gündemimiz acısıyla, tatlısıyla 2 saate neyi sığdırabiliyorsak bizler onları sığdıracağız. Dernek yazın, bir boşluk bırakın. 3969'a mesajlarınızı gönderin. Büyük harflerle dernek yazıyorsunuz. Bir boşluk 3969. Tekrarlıyorum. Büyük harflerle dernek, bir boşluk 3969'a mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Aynı zamanda sosyal medya, Facebook canlı yayınından da bizleri izleyebilirsiniz. Evet, Kültür Yolculuğu programı sizlerle ve kıymetli sanatçımız Ruşen Aydeniz'i sahnemize davet ediyoruz. Sizlere bırakıyoruz. Açma pencereni, esmesin yeller. Seni sevdiğimi bilmesin eller, ne bilsin eller. Peşime düşmüşler bütün güzeller. Herkes bir yer sever, ben sana yandım. Peşime düşmüşler bütün güzeller. Herkes bir yer sever. Severim, ben sana yandım. Tersine döndürdüm ilk bahar yazım. Herkes bir yer severim, ben sana yandım. We'll be right back.
insan sayma, herkes bir yar sever, ben sana yandım. Sözünden dönerim, ben insan sayma, herkes bir yar sever, ben sana yandım. Kıymetli sanatçımız, kıymetli dernek başkanımız ve kıymetli muhtar adayımız, hoş geldiniz. Çıktığınız bu yolda tüm halkımıza hizmetleriniz adına sizlere hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve başarılar diliyoruz. Ben de bu güzel programınıza özel olarak davet ettiniz. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Şu anda ekranları başında bizleri izlemekte olan, kültür programını izlemekte olan bütün gönül dostlarına gönülden selamlar gönderiyorum. Evet, öncelikle tabii türküler hem sevinci hem üzüntüyü hem kötü günlerde ağıtlarımızla beraber görmüş olduğunuz gibi değerli sanatçımız biraz bunları dile getirecek. Öncelikle başsağlığı diliyoruz Gülsan Hanım'a. Anneciğini kaybetti. Çok zor durum. Bunlarla ilgili kendisine biz tekrar başsağlığı diliyoruz. Türkülerle başlamamız nedeni derdi işte Kerkit Vadisi'nin çok güçlü sanatçısı, çocukluğunu biliyoruz. Kendisi de pırlanta, altın çocuk diye gazetelerde manşet olduğu tarihleri biliyoruz. Bu anlamda hem programımıza katkı sağlayacak hem de çok önemli konular, yerel siyasetle ilgili kendisinden bizim bölgemizle ilgili siyaseti değerlendireceğiz. Onun için biraz... Bastığa değil, türküler de bizi yaşamımızı, kültürü anlatıyor. Çünkü türküler içinde yaşam var, kültür var. Bu anlamda biz değerli sanatçımızdan önce çıkmış olduğunuz siyaset yolda muhtarlık adayına başarılar diliyoruz. Tabii burada Sarıyer deyince dün de bir toplantıya geldik. Binler, on binlerin katıldığı Şükün Genç sevgisi sığmadı salonlara. Bitik alanına, hizmet binasının önünde orada açıkladı. Onlara değineceğiz. Evet, öncelikle hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk Sade abi. Çok teşekkür ediyorum. Çocukluğumuzdan beri bizi yakından takip ediyorsun. Çok da manevi desteğini gördük. Mümkün olduğu kadar sanatımızı, kişiliğimizi, insanlığımızı gazetende, yazılarında hem fotoğraflarla hem yazılarınla dillendirdin, destek oldun. Bu anlamda ben herkesin huzurunda bir kez daha teşekkürü borç biliyorum. Gülsen Hocam da zaten bu gazetecilik olayına öğretmenliğin ardından başlayalı hemen hemen her ay, her sayfasında, her şeyinde hiç ben hiçbir şey söylemeden kendisi bir şeyler yazıyor, çiziyor. Bunlar çok önemli meseleler. Hani yarım elma, gönül alma derler ya, gönlümüzü kazanıyorsunuz. Bizler duygusal insanlarız. Yoksa bu kadar besteyi yazıp çizemeyiz. Gönlümüzü hoş ediyorsunuz. İnşallah biz de sizleri utandıracak hiçbir şey yapmayız. Hiçbir meselenin içinde olmayız diye düşünüyorum. Öncelikle tabii biz burada biraz Türkiye ağırlıklı değil de hem siyaset, hem yerel siyaset, hem genel siyaset. Bir de senin işte bu anlamda neden bu yola çıktın, onları değerlendireceğiz. Dolu bir program olacak. Önce Gülsan Hanım'a gidelim. Çünkü ayağın tozuyla geldi Şebin Karahisar'dan. Tabii bassağlı düz bir kendisine ağır bir hastalığı geçirdi. Telefonda da birkaç kez aradım. Acısını paylaşıyoruz. Anne bu, başka bir şey değil. Yaşayan bütün annelerimize sağlıklı uzun ömür diliyorum. Tabii tüm şehitlerimize, kazada... Rahmete, tabii. Rahmana ulaşan bütün annelerimize de rahmet diliyorum. Evet. Ama yaşamın gerçekleri, hayat devam etmek zorunda. Acılarımızla, neşemizle birlik beraberliği göstermek durumundayız. Evet, Allah razı olsun. Evet Gülsan Hanım, Şebin Karahisar'da tabii sevenlerin acını paylaştılar. Kalabalık bir cenaze töreni oldu. Bununla ilgili tabii sizin de duygularınızı bu anlamda alalım. Hem de orada gündemimizde olan siyasete de değerlendireceğiz. Buyurun efendim. Öncelikle ben tekrar bizlere başsağlığı dileğinde bulunan mülk amirlerimize, başta önceki valimiz Harun Sarıfakoğulları olmak üzere ve eşi Serpil Hanım olmak üzere
Yine Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç derhal arayıp sizin de talebiniz üzerine hemen bizlere birer cenaze aracı tahsis ederek Şebin Karahisar'a gönderdiler. Eşimizi, dostumuzu aldık götürdük. Acıyı aslında yaşarken tatlı anlar da oldu. Baktık ki yanımızda, sağımızda, solumuzda sevenlerimiz var, can dostlarımız var. Şunu ben fark ettim. İnsan acı gününde gördüğü insanları, beklemediği insanları da görüyor. İşte bunları can dost sayıyor. Belki ismini sayarken unuttuklarım olabilir. Yine belediye başkanımız Ömer Şentürk, değerli öğrencim, AK Parti'den aday adayı olan Nejat Okuyar, Murat Bölük, MHP ilçe başkanı Murat Bölük, yine hastalığı döneminde bizleri sürekli aydınlatan, şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adayı olan Mustafa Zahir Bakıcı hocam, bizlere sağlık noktasında her an hastamızla ilgili bilgi vererek nefes aldırdı. Uzaktan yakından, yurdun her bölgesinden gelen, cenazemize katılan ve bizlere taziye dileklerinde bulunan, arayan, soran, evimize gelen, bizleri yalnız bırakmayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Cenaze konusunda bazı ipuçlarımız ve anamız bir tarih anasıydı. Onunla ilgili bazı detaylar da vereceğim, paylaşımlar da yapacağım. Ben buradan bir teşekkür etmek istedim çünkü. Acı günde yanımızda olan tüm can dostlarımıza kalben teşekkür ediyor. Tekrar şükranlarımı sunuyorum. Evet, ilçemizde bir siyasi hareketlilik başladı. Yurdumuzda da başladı. Tabii ki bu anlamda yola çıkan tüm siyasi başkanlara, ilçe başkanlarına, belediye başkan adaylarına ben başarılar diliyorum. Memleket sevdası diyen herkes gerçekten elini taşın altına koysun ve memleketi için, bölgesi için bir iş yapsın. Çünkü bir bölgenin varlığı, kaderi oradaki yöneticilerin yönetimiyle, çalışmalarıyla, el tutmaları ve Ankara'da iş bitirmeleriyle belirleniyor. Bizim bir şeye kader diyebilmemiz için hiçbir şeyin olmaması gerekiyor. Kendi haline bırakmak gerekiyor. Bir ilçenin, bir bölgenin, bir ilin kaderi olmamalı çalışmamak. O yüzden ben diyorum ki bu 2024 yerel seçimlerinde kaderi bir tarafa bırakalım. Lütfen çalışalım. Çalışan kazanır. Bizim bölgemizin bir hakkı var. İade-i itibar vilayetlik konusunda. Eğer biz bunu alamıyorsak bize yine diyorum büyük bir kayıp ve büyük bir ayıp yaşarız. Yazıklar olsun derim. O yüzden memleket sevdası dediğimiz bizler memleketimizin sevdasını vilayetliğimizin iadesiyle almalıyız. Bu anlamda çalışmalıyız. Ben başarılar diliyorum. 18 Şubat'ta da Şebin Karahisar Yardımlaşma Derneği'nin olağan genel kurulu var. Buradan da duyurmuş olalım. Tüm halkımız davetlidir diyorum. Şimdi bir hizmet yolunda yola çıkan çok kıymetli Şebin Karahisarlı arkadaşımız, dostumuz Ruşen Aydeniz burada. Ben ona şöyle bir soru sormak istiyorum. Sayın Aydeniz, sizler Şebin Karahisar'dan geldiniz, kendinizi burada yetiştirdiniz, müzik camiasına atıldınız, inşaat sektörüne atıldınız. Bir de tuttunuz ben Yeniköy'de, yani İstanbul'un Sarıyer bölgesinin nadide bir semtinde, mahallesinde ve büyük bir mahallesinde, bir ilçe yapısında olan mahallesinde muhtar adayı oldunuz. Bu şevkiniz, bu azminiz nereden geldi, nasıl geldi? İhtiyacınız var mıydı buna? Hangi eksiği kapatmak istiyorsunuz? Bu anlamda sormak istiyorum ve tekrar başarılar diliyorum. Şimdi dinleyelim sizleri. Çok, çok güzel bir yerden sordunuz hocam. Bana zamanında dediler ki işte sen sanatçısın, dernek başkanıyla, başkanlığıyla ne işin var dediler. Ben dernek başkanı olduktan sonra gördüler ki sanatçıların bu işi daha iyi yapabildiğine şahit olduğunuz toplantılarıma, yapmış olduğum gecelere, birlik beraberlik adına. Yani Sarıyer'de çok ciddi bir birlik beraberlik sağladık biz daha önceden olmadığı kadar. Bu da bizim insanlar üzerindeki bize duyulan sevgi ve saygının aslında tezahürüydü. Dolayısıyla bu sene 8. sene benim dernek başkanlığında. Allah nasip ederse bu sene son sene başka bir arkadaşımıza devredeceğim. Zaten ben derneklerin içinde büyüdüm. 10 yaşındayken, 15 yaşındayken
20 yaşındayken, 30 yaşında, 40 yaşındayken hep derneklerin içerisindeydim. Dolayısıyla sadece türkü, şarkı söyleyerek hayatımı sürdürebilirdim. Ama insanların isteği, talebi, bize duyulan sevgi, saygı bunu gerektirdi. Zaten görev alınmaz, verilir. Yani insanlar bize görev verdiler, sahip de çıktılar, etrafımızda toplandılar. Dernek başkanının bugüne kadar alnımızın akıyla getirdik buraya kadar. Gelelim muhtarlık konusuna. Ben zaten... Muhtarlıktan önce sıcak gündeme geçelim. Çünkü önemli bir konu. Sizin konunuz da önemli. Biliyorsunuz dün coşkulu bir miting oldu. Herkesin sevgilisi, Sarıyerlilerin sevgilisi, gönül insanı, memleketimizin de meda iftarı Şükrü Genç'in basın toplantısı. Yani miting değildi o. Ulusal ve yerel basınına katıldığı bir toplantı olundu. Buradaki görmüş olduğunuz sevgi seli ve aslında bir tepkiydi. Tepki toplantısı. Kime tepki toplantısı? Buralarla ilgili. Kime tepki toplantısı? Öncelikle ben her şeyden önce iyi bir Sarıyerliyim. Sarıyer'de büyüdüm. Sarıyer'in bütün mahallelerini kendi ilçem Şebinkarahisar'dan daha iyi bilirim desem yalan değil. Köy köy bilirim Sarıyer'i. 2009'da bizim hemşehrimiz Sayın Şükrü Genç Başkanımız bu yola çıktığında zaten biz hemen yanında ona destek amaçlı yer almıştık. Hiç şans verilmeyen, işte kazanamaz, öyle olur, böyle olur dedikleri Sayın Şükrü Genç Başkanımız orada çok üstün bir başarıyla seçimi kazandı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Daha sonraki seçimde %36 ile kazanmış olduğu belediye başkanlığını %52'ye çıkarttı. Bu çok uçuk bir fark aslında. Dediler işte yoruldu, iki dönemdir yeterdi, şöyleydi, böyleydi. Tekrardan aday oldu Şükrü Genç. Bu sefer %56.7 ile 60'lara oyunu taşıdı. Bu şunu gösteriyor. Sarıyer'de Şükrü Genç doğru işler yaptı. Yoksa siz güzel işler yapmazsanız oyunuz artmaz. Yani yanınızdaki 3-5 kişinin sizin sevmesiyle, size destek olmasıyla olacak işler değil bu. Halkın sevgilisi olmak lazım. Halkın takdirini, teveccühünü kazanmak lazım. Bunu çok iyi başardı. Nasıl yaptı bunu? İnsan ayrımı yapmadı, parti ayrımı yapmadı. Sen hangi partidensin, sen hangi mezheptensin, sen şuradan mısın, buradan mısın demedi. Bunu demeyince insanlar bu gerçeği gördü ve inandı Şükrü Başkan'a. İnanınca etrafında her gün daha çok, daha çok, daha çok büyüyen bir sevgi seli, insan topluluğu oluştu. Dolayısıyla benim kendisiyle, ben ne belediyede çalışıyorum, ne bir menfi beklentim var, ne maddi beklentim var, hiçbir şeyim yok. Olduğunu düşünenler de varsa açıklayabilir. Bizimki tamamen bir abi kardeş ilişkisi. Ben çok sevdiğim, çok saydığım, çok değer verdiğim bir abimiz. Yani hemşehriliğin de ötesinde bir samimiyetle yanında, yöresinde bulunduğum bir abim. Çok üzüldük tabii. Çünkü bir insanı değiştirmeniz için, Ruşen Aydeniz Dernek Başkanlığından indirmeniz için başarısız olması lazım, beceriksiz olması lazım, abuk sabuk işlere bulaşmış olması lazım ve o insanı indirirsiniz, gönderirsiniz. Burada her dönem, her dönem, her dönem oyunu... Seste problem var biraz. Her dönem, her dönem oyunu yükselten bir adama sen dur demenin hiçbir mantığı yok. Yani akla ziyan bir durum bu. Efendim 3 dönem yapmış da daha ne gerek varmış? 5 dönem daha yapan var. 6 dönem yapan var. Örnekleri var, onları mı açıklayalım burada? Yani başarısız insanı değiştirmek en doğal bir şeydir. Aslında başkanına da biz... sinirlenmedi, gerginleşti biraz. Dün neden? Sosyal medyadan öğrendi. Başkanın üzülmesindeki ana neden şu. Başkanlık meraklısı bir adam değil zaten. Şükrü Başkan bugün başkanlığı bıraksa bile Sarıyer sokaklarında öldüğü güne kadar sevilen sayılan bir başkan olarak gezecek kadar kendisine bir hayran kitlesi oluşturdu. Samimiyetiyle, doğallığıyla, dürüstlüğüyle. Çocukla çocuk, yaşlıyla yaşlı, büyükle büyük. Böyle bir durumu söz konusu. Yani bu saatten sonra Şükrü Genci Sarıyer'de alemi cihan olsanız silemezsiniz. Niye?
Sarıyer'e 2 tane, 3 tane harika bina kazandırdı bir kere. Sarıyer 17-18 tane barakada hizmet veren bir belediyeydi. Ben Sarıyerliyim, ben uzaydan gelmedim. Sarıyer'in çocuğuyum, biliyoruz bunları. Ben Şükrü Genç'e yakın olduğum için, Şükrü Genç'i sevdiğim için söylemiyorum bunları. Bütün Sarıyerli biliyor. Bugün dünyada 3. Türkiye'de 1. Sarıyer Belediye Başkanlık binası. Girdiğinizde o nerede, bu nerede, hangi katta ne var hepsi karşınızda yazıyor. Herkes güler yüzle hizmetini de veriyor. Zaten böyle olmasaydı 3 dönem Şükrü Genç'in orada seçim kazanma şansı yoktu. Dolayısıyla Şükrü Başkanımızın tepkisi sanki koltuk meraklısıymış gibi birileri tarafından lanse edilmiyor, edilmeye çalışılıyor ise de asla öyle değil. Şükrü Genç'in kaygılarını dün orada toplantıda da, basın toplantısında da açıkladı. Yani kaygılarının ne olduğu, projelerinin devam etmemesi, Sarıyer'de aynı sevgi saygı yumağının oluşamaması, Sarıyer'in hiç hak etmeyen insanlar tarafından yönetime geçilmesi kaygıları var ve bu doğru. Biz de bunu görüyoruz. Yoksa bizim bütün adaylara, kim olursa olsun, hangi partili olursa olsun, Sarıyer'de belediye başkanlığına çıkmış her insana biz bir Sarıyerli olarak bir kere saygı duyarız. Evet, Rüşen kardeşim. Doğrusu da bu zaten. Tabii çok süreç çabuk ilerliyor, hızlı ilerliyor. Bu akşam Şükrü Genç STK'larla bir toplantı yapacak. Evet, tekrar. Bunun anlamını ben de anlatacağım, sana da soracağım. Bunun anlamı nedir? Her gün aşağı yukarı bütün STK kanatörleri toplantısı yapacak. Şimdi anlamı şudur. Şükrü Genç bir kere kafasına göre iş yapmaz. Yani sorar, araştırır, düşünür, sonra karar verir. Şükrü Genç zaten toplumun bütün etkenlerinden bilgi, birikime sahip bir insan. Dolayısıyla bu akşam STK'larla Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde Sarıyerli STK'larla bir toplantısı var. Gelmek isteyen bütün başkanları da oraya davet etmiş olalım biz de. Ne yapacağız? Yani bu durumda son saate kadar karar verilmemiş. Sen devam et başkan, sorun yok. Sen devam et başkan, sorun yok denilip de son dakikada başka bir ismin açıklanması, evet, resmen bir infial yarattı yani. Biz bunu abartmıyoruz. Sarıyer sokakları. Şu anda Sarıyer'de hangi köşeye, hangi kahveye, hangi eve, nereye giderseniz gidin bu durum konuşuluyor. Demek ki normal bir şey yok ortada. Bir tepki var. Şimdi ne yapmak istediğini ikinci devre konuşacağız çünkü. Tamam. Burada ilgili bazı bilgiler daha alacağız başkandan. Hı hı. Kendisi bize bildirecek. Çünkü takip ediyor şu anda. Bununla ilgili ikinci bölümde ama öncelikle biz biraz daha çok telefonlar geldi. Bugün de dün de geldi. Bir de Şebin Karahisar'da biliyorsunuz aday adaylıkları bitti ve kesin adaylı listeleri açıklandı. Hem MHP'de hem AK Parti'de diğer partilerden açıklandı ama bir kaos var. Bir şu anda sıkıntı olduğunu tabir ettiğimiz bazı olaylar var. Nerede? O da Şebin Karahisar'da. Şebin Karahisar'da. Evet. Onlar gibi bizim tam net bilgi yok. Hem ilgili sorumluları aradık, cevap alamadık. Yani şu anda beklemedeyiz. Bugün veya olmazsa yarın bir açıklama bekliyoruz ama şu an beklenti siyaset, Şebin Karahisar'da her an her dakika değişebilir. Siyasi akım yani. Biraz şifreli oldu ama bu Saydı abi. Şimdi biz burada açıklama yaparken bilgi, belge, konuşma yapmadan kimse adına açıklama yapmıyoruz. Doğru. Bu bir. Doğrusu bir de sorumluluk gereği izin almadan da yapmıyoruz. Her konuştuğumuz bilgiye dayalı, belgeye dayalı ve muhataplarıyla konuştuğumuz üzere. Çünkü biz hocamızla 3 gün evvel programa davet edecektik bugün. Bugün davetlimizdi. Profesör Doktor Zahir hocamız bugün programımızda şifayen konuştu Gülsün Hanım. Davet etti. Bununla ilgili beklemedeydik. Ama şu anda bazı kendi özel işleri var. Evet. Biraz da hastalığı nüksetmiş dediler. Hı hı. O açıdan yani ulaşamadık kendisine. O zaman haber alırsanız. Haber alacağız. Yani biz ilçe başkanımızla görüştük, milletvekiliyle görüştük. Dolaylı yoldan. Ama buradan da Şebin Karahisar Belediye Başkanı'na başarılar diliyoruz. Adaylığı açıklandı. Evet. Diğer işte Zahir hocamız açıklandı.
başka bildiklerimiz diğer konularla ilgili. Evet. Çünkü açıklama beyanı gelmeyince biz yapamıyoruz basın açıklaması olarak. Çünkü bir sosyal medyada kimseyi takip edemeyiz. Bana veya Gülsan ama bilgi yermeden biz adaylığımız kesinleştirdi. Dün bizi İsmet Temel'i mesela adayını açık aradı. Yaptık. Biz onu da başarılı diyoruz. Yeniden Refah evet. Partisi'nden. Evet. Selam olsun İsmet biz, kardeşime de. Kesinlikle bize yani resmi hesaplarımıza, WhatsApp hesaplarımıza, gruplara, telefona bildirmeden biz kimse adına açıklamasını yapmıyoruz. Davetlere de gitmiyoruz. Davet olayı daha değişik. Çünkü biz burada etkinliklere herkes gönderiyor. Gitmeyince sıkıntı oluyor. Nasıl oluyor? Küsüyor veyahut da bunlarla ilgili alınganlık yapıyor. Öyle değil işte. Bizim programlarımız var. Siz de sanatçısınız. Gittiğiniz yerde 4 tane iş birden yapabiliyor musunuz? Yapamaz. Bu açıdan herkesin anlayışlı olması lazım. Biz kesinlikle bir şehrin adayı. Zaten demokrasi halkın idaresi. Halk ne derse olur. Halk ne derse olur. Sahip çıksın. Herkes de adaylığı makbul. Temiz, kesinlikle. Kıymetli. Buradan yani partayı gözetmeden en ufak partiden en büyük partiye kadar herkes adaylığı kıymetli bizim için. Bize bilgi, belge, açıklama gitmeden yapma şeyimiz yok. Lüksümüz de yok. Öyle bir prensibimiz de yok. Biz prensipli çalışıyoruz. Siz Gülsar... gazetecisiniz. Yalanlayan da yalanlayabilir. Normaldir. Yani Gülsar'a da söylüyorum. Yazar. Kesinlikle bilgiye, belgeye dayanmadan bir şey yapmayacaksın. Yazmayacaksın. Çünkü bunlar ilgili herkesin kendine göre bir kişilik hakları var. İzin almak gerekli. Telif hakları var. Sizin sanatçısınız. Sanatçı olaraktan başkasının eserini yazamıyorsunuz. O açıdan biz bilakis Şebin Karayasar'a şu an bir belirsizlik var. Belirsizliğin anlamı sen bilirsin kardeşim. Belirsiz anlam nedir? Muhatabın kendisi açıklama yapana kadar biz... O belirsizliktir işte. Belirsizlik. Onun için... Herkes her şeyi konuşur ama... Telefonla ulaşamadığımız zaman... Konunun muhatabının açıklama yapması gerekir. Tabii. Ulaşamadığımız zaman, eğer telefonlara cevap alamadığımız zaman olursa bu bir... Bir olur, iki olur, üç olur, beş olur. Üst üste 3 gün olmaz. Onun için ben istihbar ediyorum yani sizlerle ilgili. Tabii bu sanat konuşacağız ama sanatları hayatı konuşmamız lazım. Yerel sanat. Sizi buraya çağırmamız nedeni kültür, sanat, haber. Konuşmak lazım. Konuşmak. Hep türkü şarkı söylemekle olmuyor. Ben burada devreye girmek istiyorum. Şimdi evet herkes bir siyasete giriyor. Ancak bu dönemde ben... Siyasi ısınmanın geç kaldığına inanıyorum. Yani meclisten verilen kararlar bir partinin belediye başkanlığı noktasında adayın belirlenmesinde çok geç kalındı. Aşağı yukarı seçime 45 gün var. Henüz daha adaylar bir mitinge hazırlanmamışlar. Geçtiğimiz seçimlerde 3 ay öncesinden hazırlanıyorlardı. Bu dönemlerde son 2 ayda aday kapı kapı geziyordu, halkıyla tanışıyordu, mitinge çıkıyordu. Vatandaşın isteğini, dileğini, önerisini konuşarak, bağıra bağıra, bangır bangır söylerken şu anda daha adım atılmamış. Bu Şebin Karahisar için değil, bu Türkiye için de geçerli. Evet, Sayın Aydeniz'in dediği gibi son dakikaya kadar hepimizin de bildiği, yanılmayacağından emin olduğumuz Şükrü Başkanımızın aday gösterileceğini bildiğimiz halde son dakikada farklı bir ismin yansıması hepimizi üzdü. Ancak Şükrü Başkan'ın yanındayız. Yani bu yalnız Şükrü Başkan için değil birçok yerde de oldu. Evet, haksızlığa uğrayan her kimse biz onların yanındayız. Şu anda siyasette yani Ankara'da mecliste aday belirleme çok gecikti. Burada ben bunu tasvip edemiyorum açıkçası. Çünkü adaylar yerini bilecek, seçmenini belirleyecek, meclis üyesini belirleyecek, sahasına gidecek. Son 45 gün içerisinde hodri meydan diyeceksiniz ama 24 saat bu insanlar uyumayacak ve yanlarındaki insanlar da onlarla beraber seçimi kazanmak için ha gayret deyip harıl harıl çalışacaklar. Yani insanları yormanın, yıpratmanın şu anda çok anlamı yoktu bence. İsimler belirlenmeli ve seçime hazırlanılmalıydı şu anda. Hala daha partiler seçime hazırlanmış değiller. Zaten önümüz Ramazan. Yani. 11'de Ramazan başlıyor. Evet. Gece sahurlarına kadar zaten şu anda seçim çalışmaları da olacak. Evet, Rüşen kardeşim. Şimdi konu... Size de getirmek istiyoruz çünkü program sizin.
ayrıldı. Şebin Karahisar ve Şükrü Başkan konusu. Öncelikle onu toparlayalım, o konuyu. Bağlantılar iki taraflı çünkü. İki tarafta bizi ilgilendirdiği için diyelim. Konu şu. Şükrü Başkan'a iki ay önceden daha adaylıkları, başvuruları yapıldığında şöyle bir şey denseydi. Abi, hepimizin abisi, büyüğümüz. Üç dönemdir yaptın. Bize kimi tavsiye edersin Sarıyer'de, Sarıyer'i bilen, Sarıyer'i yönetebilecek olduğuna inandığın ya da Ahmet'i sana yeni adayımız olarak teslim edelim, sen ona abilik yap. Tecrüben var, 15 yıldır hizmetlerin var, emeklerin var. Al bu adamı, yürü, yolunu aç, sahip çık, abilik yap denseydi, onursal başkanlık gibi denilseydi, bugün Şükrü Başkan ne basın açıklaması yapardı, herkes de bu karara, parti kararına saygı duyardı, kimsenin de bir itirazı olamazdı. Burada bir adaletsizlik söz konusu. Zaten adaletsizlik olduğuna inandığımız ve düşündüğümüz için bunları konuşuyoruz. Açıklama, yani Sarıyer'in başkanı son dakikaya kadar Şükrü Genç. Adamcağız her tarafa devam ediyoruz diye yazılar yazdı. O devam ediyoruz yazılarını görüp de Şükrü Başkanım biz sana teşekkür ediyoruz, sen adayımız değilsin, Sadi Bey adayımız deseydiler, o adam başkanımız o yazıları oralara yazmazdı. Son dakikaya kadar adamı etkisiz kılıp son anda Şükrü değil de başkası derseniz, haklı olarak siz de olsanız kim olsa tepki gösterir. Burada bir haksızlık söz konusu. Yani etkisiz kılma politikası bence yanlış, ben açık açık da söyledim. Yoksa Sarıyer'i kim kazanırsa kazansın o bizim başkanımızdır, biz Sarıyerliyiz. Yani halkın oylarıyla oraya gelmiş, kazanmış her kim olursa olsun biz ona saygı duyarız, o bizim başkanımızdır. Buradaki mesele o değil. Bu konuda bir sıkıntı yok zaten. Burada Şükrü Genç'e yapılmış olan haksızlıktan bahsediyoruz. Bir yanlışlıktan bahsediyoruz. Ve Şükrü Genç'in Sarıyer'de seçim almama, kazanamama gibi bir durumu söz konusu değil. Hangi sokağa gitsen 5 yaşında çocuklar Şükrü abi diye koşup bacaklarına sarılıyor. Birçok belediye başkanlığında bunu göremezsiniz. Hangi mahalle, hangi pazara girse. Yani genci yaşlısı boynuna boğazına sarılıyor. Bu adam bu elektriği yakalamış, bu rüzgarı yakalamış, yaymış, toparlamış. Sen kalkıyorsun. Yani çok yanlış. O zaman bir duygu yolculuğu gidelim. Duygu yüklü bir türkü. Türkü mü gelsin? Gelsin bir türkü o zaman. Biraz da müzik diyelim. Sıkılmasın izleyicilerimiz.
Ağlattın. Hocamızı ağlattın. Çok duygulu bir türkü. Bu çok eski yazdığım eserlerden bir tanesi. Dillendirdik öyle, içimden geldi bizim ellerde. Çünkü bizim ellerden konuşuyoruz hep. Ozan ruhuyla mı yazdın kardeşim? Ozan ruhu, aşık ruhu, memleket ruhu, sıla sevdası, çobanlık günlerimiz, ekin tarlalarında dırmık çektiğimiz günler, yaylalarda üşüdüğümüz günler, hepsi için. Evet tabii, geçmişe gidince biz de aynı şekilde uzun yolda, Allah rahmet etsin, o yolda emek verenlere, uzun yol şoförleri, rahmetli babam Ömer Toygar, Hacı Ömer Toygar ve kaptan şoförler hala da yapıyorlar bizim aileden. Çakır kardeşimiz yollar çok meşakkatli ve cevvakarlı, uzun yol. Burada tabii gurbete taşındılar, ekmek, iş, İstanbul'da, büyük şehirlerde getirdiler. Daha 50 yıl, 60 yıl oldu. Dile kolay. Siz de geldiğinizde çocuktunuz, sanat atıldınız. Evet. Biz yürüyoruz. En son... Bizi anlatayım ben 2 dakika. Buyur abi. Bunlarla ilgili tabii rahmetli babam getirirdi. Evde, Ortaköy'de evimiz. Gelirdi misafirlerimiz köyden. Misafir ederdik. Mecbur, nereye gitsin? Mecbur. Adam, ağırlardık. 3 gün, 5 gün, tamam. 6 gün, 1 hafta ağırlardık. Ta ki bir iş bulana kadar. Samimiyete bak, dostluğa bak, evet, sahiplenmeye biz bak. Biz böyle şu anda evimizde kalan, otobüslerle gelen iş adamları şu an belli yerde gelmiş. Allah onlara bol kazançlar versin. Dile kolay, binlerce Büyükdere, Sarıyer'de Büyükdere hepsini tek tek getirip onlar gibi. Özellikle bizim tepel tepeliler çoktur orada. Göç deyince işte göçün hikayesini anlatacağız biz yakın zamanda, bu göçün hikayesi de. Sen ağlatacak bir türküm daha var. Tabii bizi duygu yüklü, kültür adı yol, kültür yolculuğu zaten. Programın ismi Kültür Yolculuğu. Bırak da köyüme gidem, İstanbul'u hazırla Gökhan'cığım. Aynen öyle. Biz burada bu programı yaparken gerçek hikayeleri yansıtıyoruz. Yani ispatlı, delilli. Sade abi, bunlar işte yaşarsan yazabiliyorsun. Yaşamazsan uyduruk oluyor. Yani olayın içinden gelmen lazım. Biz hep şu anda yaşıyoruz, yerel basarak şimdi yaşıyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Kısa bir aramız var. Birkaç dakikamız var. 5 dakikamız var. O bize yeterli. O zaman ikinci bölümde söz senin olsun Sayın Aydeniz. Şimdi ben tarih annesi diyorum. Annem gelecek. Rejiden rica edeceğim. Gelsin. Evet. 3. sınıfta ezberlediği ve öğretmeniyle iddialaştığı masalını dinleyeceğiz. Ve annemi yaşatacağım her zaman. Harika. Yarın söyleyeceksiniz dedi. Oradan vurtmasan o deci çok uzun dedi, onu ezberleyemezsin dedi. Hiç ses etmedim. Zabacı okudum, ezberledim. Ondan sonra sabahtan oldu, gittim okuluma. Dedi ki çocuklar ezberi söyleyecek misiniz dedi. Derse ondan sonra başlayalım dedi. İşte öğretmenim parmak kaldırdım. Dedi o çok dedi yanlışın ol dedi. Kitabı önü ve aç. Eğer yanlışım çıkarsa beni döv dedim. Açtı önüne oturdu. Oradan ben de kurt masalını söyledim. Kurt masalı. Kurt bir akşam acıkmıştı, bağlara ava çıkmıştı. Bakınarak sağa sola geldi en işlek bir yola. Dedi bura güzel bir yer. Bir kısmetin varsa eğer ayağına gelir kendi. Durduğu yeri beğendi. Geçti böyle hayli zaman. Bir katır çıktı uzaktan. Geliyor çifte atarak, tozu dumana katarak. Kurt dedi ki, kısmetim geliyor dedi. Katır yanına geldi. Kurt arkadaş, bilirim ne diyeceksin. Açsın beni yiyeceksin. Getireyim sana bir satır, kemiğimi onunla kır. Haydi git getir satır. Getireyim diye satır, kaçtı kurtuldu katır. Epey zaman geçti. Bir at çıktı uzaktan, tozu dumana katıyor, güle hopluya geliyor. Titretti bir seviş kurdu, çıktı yol üstüne durdu. At dedi ki kurt arkadaş, öyle uzak durma yanaş. Bilirim ne diyeceksin, açsın beni yiyeceksin. Gene çıkar bundan ama, bak bir şey geldi aklıma. Getireyim beratımı, yediğin Arap atımı,
Yoksa soysuz bir beygir mi? Bilinmeyen şey yenir mi? Haydi git getir beraatını. Getireyim diye beraat kaçtı kurtuldu at. Geçti böyle hayli zaman, bir koyun çıktı uzaktan. Gevrek sesiyle meliyor, dağı taşı deliyor. Titretti bir seviş kurdu, çıktı yol üstüne durdu. Koyun dedi ki, kurt arkadaş, öyle uzak durma yanaş. Bilirim ne diyeceksin, açsın beni yiyeceksin. Ah ah ah, ne oyunlar bilirim ben, bir kere gör de neşelen. Haydi güzel güzel oyna, hopluya zıplaya kaçtı kurtuldu koyunda. Artık sular azalmış, gece her yanı sarmış. Issız sessiz bütün yollar, ne gelen var ne giden var. Zavallı kurdun karnı aç, bir lokmaya bile mühtaç. Kalbi inliyor derinden, hışkıtıyor kederinden. Akıtıyor gözyaşını, artık akılsız başını. Keskin taşlara vuruyor, şöyle söylenip duruyor. Bulmuştun bir semiz katır, ye düşünme gönül hatır. Nene gerek senin satır, kasap mıydın be hey sersem. Bulmuştun bir dolgunca at, ye keyfinden sırt üstü yat. Nene gerek senin berat, kadı mıydın be hey sersem. Bulmuştun bir görpe koyun, ye de yüzü kuyu uyu. Neye gerek senin oyun, köçek miydin be hey sersem. Zavallı kurdun karnı aç, kafasını taşlara vura vura vura. Öldü gitti, bu kadar. Peki. Evet, teşekkür ediyoruz annemize. O her zaman yaşıyor. Burası bizim bahçelerimizdir. Üçüncü sınıfta okumak istediği şiirini öğretmenine ısrarla söylüyor ve öğretmenine diyor ki beni bilmezsem diyor. Ve hala okuyordu annem. Yani o hastaneye yatmadan önce de okuyordu. Biz annemizi daima yaşatıyoruz ve bizlere de örnek olmuş. 7 kız büyütmüş. Bir de torununu büyüterek 8 tane düğün yapmıştır. Benim annem cennetliktir diyoruz. Evet, programımızın birinci bölümümüzün sonuna geldik. İkinci bölümde mutlaka ve mutlaka bir yere ayrılmayın. Sizlerleyiz. Sayın Aydeniz bakalım neler yapacak ikinci bölümde, onları dinleyeceğiz. Köyüme gidem İstanbul. İnsafsız İstanbul, ben senden bıktım. Bırak da köyüme gidem İstanbul. Hasret
hasretim, hasretim köye, bırak da köyüme, gidem İstanbul. Bu yılda hasretim, hasretim köye, bırak da köyüme, gidem İstanbul. Evet, duygularımız göç hikayesiyle başladı. İstanbul'a geldin. Hala yazdığı eserler dillerden dillere dolaşıyor. Türküler, sanatçı kardeşlerimiz söylüyor. Kerkit Vadisi'nin güçlü, çirkin kralı. Evet. Hem bunu, güçlü hem çirkin. Çok güzel. Bu anlamı da çok kullanıyoruz. Biz o sana slogan yakıştı ama çirkin kralının bir lakabı güçlü demek, efsane demek. Bu artık seninle özdeşti. Türkülerde bunu yazıyorken hissettiklerin hep göç hikayesi, yaşam. Türkülerle hüzünleniyoruz, ağlıyoruz, seviniyoruz ve ağıtlar yakılıyor biliyorsunuz. Şimdi o Sade duyguları alalım. Bu türkünün hikayesini senden dinleyelim. Bu türkünün hikayesini birçok kez birçok canlı yayında anlattım ama sen tekrar ettiğin için. İşte benim çocuklar, büyük kızım Hilal 6 yaşındaydı en büyüğü. O zamana kadar ben çocukları köyden getirmedim İstanbul'a. Hep babam yanında kaldılar. Yani babam beni evlendirdi arkadaşının kızıyla. Düğünü yaptım ben tekrar İstanbul'a. Tabii çocuk okula başlayacak büyük kız Hilal. Diğerleri daha küçük. Dediler ki gel velisi olarak çocuğu okula yazdır. Şevin Karahisar'da. Düşündüm taşındım kız çocuğu. Taşımaya verildi okullar biliyorsun. O kış günü nasıl gidecek, nasıl gelecek, nasıl olacak? Tamam annesi yanında, dedesi yanında, babaannesi yanında ama neyse. Ben buradan atladım, Şevin Karahisar'a gittim. Rahmetli babama dedim ki, baba dedim ben çocukları müsaadenle artık. Babam anama da kıyamıyorum çünkü son benim çocuklar kaldı orada. Biz 6 kardeşiz, hepsi İstanbul'da. Artık dedim götüreceğim dedim, babam rahmetli başladı ağlamaya. Dedi ben duramam, biz duramayız dedi. Çocukları götüreceksin de biz nasıl duracağız burada dedi. Neyse 3 gün 5 gün aradan zaman geçti. Ben alışsınlar diye fazla üstelemedim, uzatmayalım. Biz göçü yükledik otobüsün üstüne işte. Köyde bilirsin ceviz sandıklar meşhurdur. Gelinlerin çeyiz sandığı. Yorganı, cecimi, döşeği ne varsa otobüsün üstüne sardık. İstanbul'a geliyoruz. Ceviz ağacı kalmadı. Şimdi. Kalmadı maalesef. Ama çoğalacak inşallah. Umudumuz o yönde. Amasya, Tokat işte sınırlar içerisindeyiz. Tam olarak hatırlamıyorum ama o bölgedeyiz. Muhakkak Karabayır'dan geçmişindir. Evet.
rahmetli babamla annem nasıl ağlıyor? Yani sanki evden cenaze çıkmış, öyle diyeyim. Büyük kıza dedim ki, Hilal'e, öbürü daha küçük o zaman Sinem. Niye ağlıyorsun kızım dedim. Yani çocuktur, hani çişi gelmiştir falan gibi düşündüm. Otobüsü durdurayım. Yakın mı tutayım? Tamam. Otobüsü durdurayım dedim, yani böyle bir durum varsa ağlıyor. Ama acayip ağlıyor çocuk. Dedi ki, siz de yaşlanınca dedi, sen babaannemle dedemi bıraktın dedi, gidiyorsun ya dedi, biz de sizi bırakalım o zaman dedi, çişin mi geldi görürsün baba dedi. Said abi, inan otobüs sanki dönüyor. O hale geldim. Hemen hani erkeklik psikolojimizde var ya hocam, otobüsün perdesini yüzüme çektim, insanlar görmez. Ağlıyorum ama nasıl ağlıyorum? Ya yani kurşun atsan bana o kadar acı vermez. Kızımın o sözü. O zaman cebimde adres defterlerimiz vardı bilirsin. Eskiden telefonları yazardık falan. Hemen adres defterine kalemle, cebimdeki kalemle anayı babayı köyde bıraktım. Yükledim göçümü, yollara çıktım. Vefasız İstanbul, ben senden bıktım. Bırak da köyüme, gidem İstanbul'u. Hikayesi bu. Evet, Gülsel Hanım, hocam da zaten Türk Müziki Cemiyeti Başkanı. Türküleri çok iyi bilir. Vallahi Sayın Aydeniz, türkünüz çok dokundu. Çünkü o mezar başında babam zaten 2023'te vefat etti. 16 Temmuz idi. Pardon, 23 Temmuz idi. 2016'da vefat etti. Darbe sonrasıydı. Unutmam, Sivas aldı benim annemi ve babamı. Sivas aldı. Sivas'a giden hastalarımız geri dönmediler. Sağ alıp ölü veren Sivas'a hesabım var zaten. Evet. O ozanlar diyarı, aşıklar diyarı. 4 Eylül Kongresi'ni yapan Sivas'a hesabım var. Annemi de aldın, babamı da aldın. Tabii bunlar bitti. En son gelirken o mezarda, yani annemi babamın yanına koyup baba annemi sana teslim ettim deyip ayrıldım, geldim pazartesi günü. Oradaki hesap, oradaki veda, oradaki ayrılık bana tam bir kopmaktı. Anamı babamı köyde bıraktım. Anamı babamı bir oğul mezarlığında bıraktım ve geldim İstanbul'a. Dediler ki hayat devam ediyor, senin de çocukların var. Bir de bana şunu demişlerdi annemi mezara korken, lütfen bunu demeyiniz. Çünkü herkesin annesi bir tanedir. Yaş kaç olursa olsun o onun annesidir. Tam mezara korken dediler ki annen 91 yaşında, 92'ye girmişti. 1 Şubat onun doğum günüydü. 1932 doğumluydu. Annen 91 yaşında gününü görmüş. Ya benim annem, hadi bana dedim bir anne getirin. Orada ağlarken bana ya bir anne getirin ya da anne kiralayın bulun dedim. Ya da anneni ver bana dedim. Bana diyen bir durakladı. Dedi ki annemi veremem. Evet, anneler bir tanedir. Lütfen yaşları kaç olursa olsun kimsenin annesine dokunmayın. Herkes annesiyle babasıyla barışık yaşasın, huzur içinde yaşasın. Ben de şimdi diyorum ki tüm ahirete göçmüş anne babalara, herkesin annesine babasına nur içinde yatsınlar, ışıklar içinde uyusunlar. Onlar gittiler, biz buradayız. Mutlaka ve mutlaka bizleri görüyorlar. Yoğun bakımda yatan anne ve babalarınıza mutlaka konuşun. Onlar sizinle konuşamasalar da sizi duyuyorlar. Belki bir şey söyleyemiyorlar ancak elleriyle, kaşlarıyla, gözleriyle size temas ediyorlar. Ben dokunmuştum anneme, 3 kere elimi sıkmıştı. O görüntüyü asla unutmayacağım ve her zaman saklayacağım. Şimdi duygu selinden sonra, duygu yükünden sonra yine hayat devam ediyor diyoruz. Ve bizlere mesaj gönderenler var. Değerli sanatçımız Yasin Yeşil, hem cenazemizde hem oğlumuz onun yemin töreninde her zaman yanımızda oldu. O da abisini kaybetti. Gültekin Yeşil'e de Allah'tan rahmet diliyoruz. Kıymetli sanatçımız Sayın Aydeniz'e çıkmış olduğu tüm yolda başarılar diliyor ve Şükrü Genç Başkan için de sonuna kadar mücadele edeceğiz diyor. Şükrü Genç Başkansız bir sarı yer düşünülemez diyor. Bu arada tekrar bizlere mesaj gönderenler var. Cengiz Demirkaya,
Celal Ay abimiz, o da destek veriyor. Enise Çatal gelinimiz, Özlem Bahçıvancı kızımız, Esra Menzilci hocamız, dokumanın ustası Esra Menzilci hocamız ve Pembe Tombul komşumuz bizleri izliyorlar ekran başında. Mervin Büyüktelli ve Bursa'da Ordu Evi'nde vatani görevini yapmakta olan oğlum Egemen Boran Mutlu. Anne benden de bir selam gönder diyerek bizleri izliyorlar. Bizleri izleyen herkese buradan selam gönderiyoruz ve sizleri seviyoruz diyoruz. Lütfen sevginizi insanlara gösterin ve dokunarak seviniz. Çünkü kuru sevgi bir yerde kuruyor. İnsanlara hissedeceği şekilde dokunarak seviniz. Evet Sayın Aydeniz. İlave edeyim. Yeniköy sizi seviyor, siz de Yeniköy'ü. Şimdi Ruşen kardeşim, bu ruh türküden neye yansıdı? Evet. Ekranlara yansıdı. İkinizin yapmış olduğu, sizin dile getirmiş türküyle beraber gurbet acısı, gurbet türküsü, anne acısı, baba acısı, Gülsan Hoca'nın yapmış olduğu ekranlara yansıdı. Hissetti, seyirciler bunu hissetti. Neden hissetmek çok önemli? Bu duyguyu iletmek de önemli. Çünkü gerçek olduğu için evet. Etkiler. Yani karşı tarafa bir şeyi anlatmak için onu yaşamak. Bunun neden söyledi? Gülsün Hoca acısıyla buraya neden çıktı diyenler olur. Yadırgayanlar olabilir. Ama bu ruhu, bu acıyı yansıtması lazım. Şimdi anne baba kolay bulunmuyor. Ve buradaki evlatlık görevini sürdürüyor, andırıyor, anıyor. Saygıyla, rahmetle anıyor. Şunu anne baba noktasında ifade etmek isterim Sadi Bey. Her kim olursa olsun, şanınız, şöhretiniz, malınız, mülkünüz ne kadar fazla olursa olsun, benim şahsi düşüncem olması gereken de bu. Annesine, babasına ahde vefası olmayan hiçbir insan benim gözümde insan değildir. Kim olursa olsun. Ben rahmetli babamı tam 30 yıl hastane, 2-3 defa kalp ameliyatı oldu. En sonunda da Şebinkarahisar'da kalp doktoru olmadığı için Giresun'a yetiştiremedik. Rahmeti Rahman erişti. Allah mekanı cennet etsin. Çok asil bir adamdı rahmetli babam. Yani kimseye eğilmeyen dik bir adamdı. Tertemiz bir adamdı. Allah veresi, dala veresi hiç olmamıştır. Zaten bütün köylülerimiz de bilir, tanıyanlar bilir. Ben de rahmetli babamın yolundan gitmeye çalışıyorum. Ne kadar şöhretli olsam, ne kadar sevilen bir adam da olsam, gerçekten babamın tırnağı bile olamam diyorum. Evet, kardeşimiz Ruşen Aydeniz'e bu duyguyu yüklü hissettirdiği için hem bize hem seyircilere hem Gülsün Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Tabii burada ilk devre yerel seçimlerden bahsetmek. Kısa, çok kısa şekilde bir yorum yapacağım ben. Tabii siyasette vefa aramıyoruz. Bunu biz geçmişten bugüne görüyoruz. Hem seyrettiklerimizde hem de takip ettiklerimi yazdıklarımızda dünün meşru siyasi bugünün içisi olabiliyor. Neden? İsterse çok büyük işler yaptı, hizmetleri yapsın. Ne yazık ki tam layıkıyla üst düzey yöneticilerden bir anda kaldırıp atabiliyor. Onun için ben biraz evvel bahsettiğimiz Şebinkarahisar'da yerel seçimlerde yeni bir yapılanma var şu anda. Neden? Bir belirsizlik olduğunu söylemiştik. 1, 2, 3, 4 gün var. Ayın 20'sinde doluyor. Başvurular doluyor. Şebinkarahisar'da ben niye bilgi aldığım ve yerel basınaki yaptığım bölge olduğu için buradan bahsediyorum. Her an, çünkü bunları gibi belirsizlik olduğu zaman birileri daha ortaya çıkacak. Güçlü adaylar çıkacak. Neden? Herkesin aday olmak hakkı. Ayın 20'sine kadar. Evet. Nasıl İstanbul'da Şükrü Genç 18 tarihi verdiyse yine bu şekilde Şebinkarahisar'da da belirsizlik sürerse bu akşam büyük ihtimal Şükrü Başkan önemli bir karar verecek. Bütün dernek başkanlarını evet. Topladı. Şükrü Başkan aday olur ya da olmaz. Sarıyer'de artık Şükrü Genç bir efsanedir. Hiç kimsenin onun adını silme şansı yoktur. Ben eminim ki en doğru kararı verecektir. Ben Şükrü Başkan adına da burada
konuşmak haddime değil. Öyle bir durumum da söz konusu değil. Sadece her zaman gönlüm onun başarısından, sağlığından yana, bir kardeşi olarak, bir hemşerisi olarak son noktasına kadar da yanında olacağımı defalarca, defaatlerce belirttim. Yine aynı sözümdeyim. Ben bugün burada, yarın başka bir yerde, kimin arabası lüksse ona binen cinslerden değilim. Ben bir adamı sevdiğim zaman kazasıyla, belasıyla severim. Hastalığıyla, derdiyle, neşesiyle severim. Sadi'yi de aynı şekilde severim. Gülsen'i de aynı şekilde severim. Beni zaten tanıyor, biliyoruz, yakın dostlarım. Tarzım ve şeklim değişmez. Yani kim iktidardaysa onun arabasına atlayayım, cinsi bir adam olmadım, olmayacağım da. Hayatım da böyle bitecek. Ha, ne kaybederim, ne kazanırım, bunun hesabını asla yapmam. Ama Şükrü Genç'in işaret etmediği hiç kimsenin Sarıyer'de belediye başkanı olma şansı yok. Şükrü Genç kilit bir adam. Mehak taşı oldu Sarıyer'de. Bu kendi başarısıdır. Tabii bizlerin de katkıları var ama sende bir şey yoksa 10 bin kişi senin için uğrasa da bir şey olmaz. Demek ki Şükrü Başkanımız doğru şeyler yaptı. Doğru bir adamdı. Ve başardı. Yine de başaracağından eminim. Evet Sayın Aydeniz, sizlere mesajlar var. Sizlere başarılar dileniyor. Gebze Mimar Sinan Mahallesi Muhtar Adayı, daha önce Toplu Konak Derneği Başkanı Muammer Suya Batmaz programı izlediğini ve sizlere başarılar dilediğini, programı da beğendiğini bizlere ifade etmiş. Kıymetli Muhtar Adayımız, sizlere de başarılar diliyoruz. İlerleyen hafta sizler de konuğumuz olacaksınız. Sayın Aydeniz, Yeniköy dedik, programın başında kaldık. Şükrü evet. Başkanımıza desteklerimiz sonsuzdur. İstiyoruz tabii bir ki. Bir türlü Yeniköy'e gelemedik. Bir türlü Yeniköy'e gelemedik, gelelim artık. Yeniköy sizi aslında nasıl istiyor, siz Yeniköy'ü nasıl istiyorsunuz? Şimdi ben Yeniköy'e kafama göre muhtar olacağım, öyle bir planım, niyetim zaten çok önceden yoktu ama bir sene öncesi arkadaşlar, sevdiğimiz abilerimiz, dostlarımız, çevremizdeki, olur çık, destekliyoruz seni, neden olmasın dediler. İşte belediyede de işlerimizi çok rahatlıkla yapabilecek kapasitem var. Kaymakamlıkta da işlerimizi, eksiklerimizi, mahallenin sorunlarını çok rahatlıkla çözebilecek kapasiten var. Niye sen değil de başkası olsun, sen ol dediler. 3-5 günlük düşünmenin ardından zaten dernek başkanıyım. Zaten derneklerin içinde büyüdüm. Zaten sokağın derdini biliyorum. Zaten seçmenimiz 15 bine yakın. Çok elit bir mahalle. Yeniköy'de. Yeniköylüler şunu, Yeniköy'de yaşayan herkes şunu çok iyi bilsin. Bu canlı yayınlar burada kayıtta kalıyor arkadaşlar. Silinmiyor. Yarın Allah nasip eder de muhtar olursak gelsinler, bu kaydı Anadolu Dernek TV'den alsınlar. Burada konuştuklarımızın hesabını bize sorsunlar. Yapmayacağımız hiçbir şeyi yapacağız demiyoruz. Neyi yapabileceksek onları söylüyoruz. Yeniköy'de özellikle Bağlar mevkiinde olan bütün eksikleri, gedikleri biliyorum. Benim yaşadığım yer 20 küsur senedir. Herkes de beni orada tanır. Daha Yeniköy'de ben hiçbir Allah'ın kulunu da incitmiş bir insan değilim. Dolayısıyla orada Su şehrilisi, Alucuralısı, Çamoluklusu, Koyulhisarlısı, Samsunlusu, Sinoplusu, Erzincanlısı, Trabzonlusu, Rizelisi, hepsi iç içine yaşayan son derece nezih bir mahalle. Orada evladı olmayanlara evlat olacağız. Buradan çok açık söylüyorum. Yayın kayıtta evladı olmayanlara evlat olacağız. Kardeşi olmayanlara kardeş olacağız. Abisi olmayanlara abi olacağız. Dost olmayanlara dost olacağız. Herkesin 24 saat Alo Muhtar Hattı diye bir hat kuruyorum. O muhtar hattından insanlar arayacak bizi. Diyecek ki muhtarım, benim şöyle bir sorunum var. İşte bana doktor lazım, bana ilaç lazım, çocuğumu okutacağım burs lazım, evde kömürüm bitti, evde yiyeceğim yok gibi toplumun her alanında, her sokağında İşte o memleketlidir, bu şu memleketlidir asla demeyeceğiz. Benim kişiliğimde de öyle bir şey yok. Ben insan ayıran herkese karşıyım. Hiç kimseyi ayırmam. Orada muhtarlığa bir tane de araç alacağım Allah nasip ederse.
O araç Yeniköy'de zorda, darda olan herkesin imdadına yetişecek. Şükrü Başkan burada olduğu zaman beraber programda bir söz vermiştiniz. Hatırlatayım mı? Hatırlatın. Sayın Aydınız dedi, düğünlere türkü söyleyecek misin? Dedi, ücretsiz. Yeniköy'ün düğünlerinde, Yeniköy'de yapılan düğünlerinde mümkün olduğu kadar ücretsiz gidip türkü söyleyeceğim. Söz veriyorum muhtarlar olarak. Evet, bu da kayıtlara geçti. Kayıtlara geçsin. Yeniköy'de olan, yapılan, Yeniköy sınırları içerisinde yapılan, ihtiyacı olan, zorda olan, sanatçı getiremeyen her komşumun düğününde ücretsiz sahne alacağım. Yalnız Yeniköy'de olacak. Memlekete çağ değil ama. Yeniköy'de. Evet. Komşularımız. Gel bir de Şevin Karahisar'da bir de konser ver. O da ücretsiz olsun. Hediyem olsun. Yeniköy'de yani şöyle, sokaktaki kediye bile sahip çıkacağız. Öyle söyleyeyim. Onun için şu anda beni evlerinde, iş yerlerinde, telefonlarında izleyen, Bağlar Mevki ve Yeniköy Merkez'de bizleri izleyen, bütün Kalender bölgesinde bizi izleyen bütün komşularımdan rica ediyorum. Oylarına talibim. Yapacağıma inanıyorlarsa, bana inanıyorlarsa oylarını istiyorum. Dediğim gibi orada onların hepsinin hiç ayrım yapmaksızın şuralıdır, buralıdır, bana oy vermiştir, vermemiştir. Asla öyle bir ayrım yapmayacağız. 24 saat muhtarlık telefonumuz açık olacak. Çalışan arkadaşımız, muhtarlıktaki görevli arkadaşımız benim yardımcım. Bütün muhtarlığa gelen şikayetleri, istekleri, talepleri not edecek. Bana diyecek ki muhtarım, Sadi Bey'in kömürü bitmiş, Gülsen Hanım'ın şöyle bir sorunu var diyecek. Biz hemen kaymakamlıkla olan... Büyük televizyona ihtiyacı var diyecek. Kaymakamlıkla olan kısmını kaymakamlıkla, belediyeyle olan kısmını belediyeyle en hızlı bir şekilde çözeceğiz. Burada girmek zorundayım. Çünkü Yeniköy İstanbul'un ve Boğaz'ın en nadide semti. Evet. Mahallesi demiyorum, semti diyorum. Neden? Yalılara bakacak, köşklere bakacak, restoranlara bakacak, sorumlusu. Hem yalılarla gece kondu birleştirecek. Bizim orası evet çok entelektüel bir semt olmasıyla birlikte hem varoş dediğimiz Anadolu insanının yaşadığı gece kondular bizde. Villalar bizde, siteler bizde, yalılar bizde. Yeniköy'de her şey güzel. Güzel de bir muhtar seçerlerse dokunma Yeniköy'ün keyfine. Evet, bu arada bizlere mesaj atanlar var. Kınıkköy'ü Dernek Başkanı Recep Altun. Gülsen Hanım hayırlı programlar. Sizi Kınık izliyorum. Değil. Kınık değil, Karaağaç. Karaağaç Köyü Dernek Başkanı Recep Altun. Gülsen Hanım sizleri izliyoruz. Hayırlı programlar. Sada Bey'e çok selamlar. Muhtarımıza başarılar dilerim. Herkese çok selam ediyorum ve iyi yayınlar diliyor bizlere. Karaağaç Köyü Dernek Başkanı Recep Altun, hemen onu da ekleyelim. Benim köyümün başkanı aynı zamanda. Cengiz Demirkaya ve Cihan Karagöz'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizleri uğurlamaya gelmişler. Halil Derya Tekler yine öyle bizlere. Gülsen Hanım, kuru kuruya selam almıyoruz. Neden biliyor musun? Evet. STK başkanlarına söyledik kaç defa. Duyuru yaptık. Bekleniyorsunuz. Burada gelin konuşun. Buradan selam gönderin. Evet. Kuru kuruya evet. Buradan biz evet. Selamı artık evet. Kabul etmiyoruz. Mesaj anlaşılmıştır. Ama Recep Başkan'a buradan akrabam olur. Başarılar diliyorum. Bekliyoruz buraya. Bekliyoruz evet Recep Başkan'ı. Yani hocam özür dilerim. Bir şey var mıydı? Yok söyleyeyim. Söyleyin. Ha. Devam edin. Şunu söylüyorum. Güzel bir yola çıktığımı düşünüyorum. Ben zaten insanlarla böyle haşır neşir olmayı seven bir yapım var. Onların sorunlarını çözdüğüm zaman mutlu olan bir yapım var. Yani bir insana yardımcı olduğum zaman dünyanın en keyifli insanı benim. Hiçbir beklentim yok. Yani oradan ne alırım, buradan ne alırım asla öyle bir düşüncem olamaz. Orada herkese dediğim gibi abi olacağız, evlat olacağız, kardeş olacağız, amca olacağız, dayı olacağız. Herkesin, kim varsa Yeniköy'de 24 saat... Benim arabamın benzini bitti, muhtarım bana yardım et, yolda kaldım diyebilecekleri bir muhtarlar olacak. Sıcağı sıcağı da bir yorum yapmam lazım. Gazeteci refleksiyle. Tabii ki. Şimdi biz burada siyasetçileri ağırlıyoruz. Evet. Röportajları yapıyoruz. Senin şu anda konuşmalarınla, yani bir önceki program şeyde bölümde de
siyasete çok geç atılmışsın. Hakikaten bir muhtarlık heveslim var ama bu yetenek siyasetçi yeteneği var şu anda. Konuşmalarınla resmen yani şu anda seyredenlere ve bizleri etkiledi. Evet, etkiledi. Ben şimdi Ruşenay Deniz'in haklı olduğunu da söyleyeceğim. Kendisi konuşsun diye çok araya giremiyorum. Bu arada Şebin Karahisar Vakfı'nda bir yönetim değişikliği oldu. Yeni başkanımız Hasan Satıcı'ya başarılar diliyoruz. Daha evvelinde seçim olmadan önce Şükrü Başkanımız vakıfta bir konuşma yapmıştı. Herkes başkanın aday gösterildiğini ve oy vereceğini, destekleyeceğini söyler iken Sayın Aydeniz şöyle bir cümle kullandı. Arkadaşlar dedi, fark etmediğiniz bir konu var. İhtimal vermek istemiyorum. Ancak ya olursa, evet Şükrü Başkanımız aday gösterilmezse biz hapı yutarız. Sarıyer ev sahibini kaybeder. Şükrü Başkan'ın aday gösterilmesiyle ilgili çalışmaları yapalım demişti. Şu anda Sayın Aydeniz haklı çıktı. İleriyi gördü ve haklı çıktı. Yani daha buna duyarlı yaklaşılması gerekiyor. Uyutma taktiği de olabilir demiştim evet. O zaman. Evet vakıfta. Demişti, haklıydınız. Burada biz de Şebin Karahisar Vakfı yeni başkanı Hasan Satıcı kardeşimize Hasan abime, şey oldu. Değerli başkanımıza ben de saygı diyorum. Sevgi gönderiyorum sizin aracılığınızla. Pazar günü de basına bir kahvaltı veriyor ve oradan da biz Şebin Karahisar Derneği'nin olağan genel kuruluna geçiyoruz. Aydeniz, söz sizin yine. Biraz sıkıştıracağız. Rahatlık yok. Sıkış. Neden biliyorsun? Siyasetçi şimdi, olduğu için şu anda. Sadi baba ben doğdum doğalı kameranın karşısında bir adamım. Yani 30 yaşında 40 yaşında bu işe başlamadım. Ben şimdi eleştiriye geldim. Eleştiriye de açığım her evet. Türlüsüne. Yeter ki öz olsun. İçten geldi olsun. Vatandaş birisi kardeşim ben sana telefon açtım benim bir belgem gelmedi. Evram kayboldu tebrikatım gelmedi derse. Ne diyeceksin? Hemen özür dileyip gereğini yerine getireceğiz. Ne yapacağız başka? Tebrik ediyorum. Çünkü centilmen bir aynı zamanda hem sert hem centilmen. Sert değilim aslında. Duruşum, tavrım öyle. Ben insanlar bazı tanımayanlar ne suratsız bir adam falan diyorlarmış. Aslında çok gülebilen, çok çabuk ağlayabilen, çok çabuk sarılabilen, çok çabuk kırılabilen garip bir insanım ben. Yani beni çözmek aslında çok basit. Ama çok duygusalım yani. O türkü sözlerini yazan bir kabalık olmaz. Çünkü o duyguyla yazıyorsun sen. Tabii ki yani eser. Bak bizim yazarak yaptıklarımız siz sözle yapıyorsunuz. Şimdi burada biraz bam teline de dokunacağım. Bu fırsatı verdiğiniz için her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Şebin Karahisarlı'nın özellikle ben Şebin Karahisarlı'yım diyen, Şebin Karahisar kimliği taşıyan, herkesi ildiren sanatsal bir konudan bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Şebin Karahisar'da ben ve işte benim jenerasyonumdaki diğer sanatçı arkadaşlarımız daha bu yola çıkmadan önce Şebin Karahisar'ın toplasanız bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar türküsü vardı. Evet. Doğru muyuz burada? Evet. Gülsen hocam dinliyoruz değil evet, mi? Evet, evet. Şimdi beğenirsiniz, beğenmezsiniz, seversiniz ya da sevmezsiniz. Bu şahsi durumunuz. Bir de ortada sanatsal bir gerçek var. Ben bugün 650'yi aşkın, tam sıfır rakam veremeyeceğim, eser yaptım. Şimdi Urfalı bir sanatçının yazdığı bir eser Urfa türküsü oluyorsa ya da Samsunlu bir meslektaşımın yazdığı bir eser Samsun türküsü oluyorsa, eser oluyorsa ki çok normal, doğru. Şimdi Şebin Karahisar'ın ne diyoruz? İşte rahmetli Aziz Şeker'in şu su, Selahattin Erdal'ın bu su. Evet. Topluyoruz yıllardır. 10-15 tane eser çıkartamadık Şebin Karahisar'ın tarihinde. Dikkat edin çok önemli. Kitapları da araştırdım. Ben araştırmacı da bir insanım. Şimdi 650 tane ben yaptım. Başka arkadaşımız 15 tane yapmıştır, öbürü 100 tane yapmıştır falan filan. Bunlar çok ciddi meseleler. Çok derin konular, çok önemli konular. Şimdi benim eserlerimi yaklaşık 20'nin üzerinde meslektaşım işte Tunceli'den, Urfa'dan, Diyarbakır'dan eserlerimizi okuyan sanatçı arkadaşlarımız var. Ve bu insanlar bize para ödeyerek okuyorlar. Daha geçtiğimiz gün, bir hafta falan oldu tam gününü hatırlamıyorum. Hüseyin Kağıt diye bir arkadaşımız var Ankaralı, bayağı da popüler bir arkadaşımız. Ona bir eser verdim yeni. Kendisi beni aradı. Ve hocam
üstadım şu eserini müsaade edersen okuyorum. Ne kadar ücret istiyorsun diye sordu bana. Yani ben dedim ücret istemem. Benim eserlerimin ücretini şöyle değil. Ne takdir ederseniz dedim ve aldı sağ olsun. Yolu baktı açık olsun. Selam olsun kardeşime. Sayın Aydeniz. Şuraya geleceğim. Hocam özür toparlayayım. Şimdi 22 yıl televizyonlarda Alıcıray'ı, Çamalı'yı, Şebin Karahisar'ı, Gölova'yı, Akıncılar'ı, Koylisar'ı, Su Şehri'ni, Mesudiye'yi, Refahiye'yi, Reşadiye'yi albümlerimize işledik biz. Bestelerimize mutlaka bu bizim bölgeyi duyulsun diye yaptık biz bunu. Yoksa ben eserlerimde o bölgeden hiç bahsetmeden saçımı farklı, kıyafetimi farklı, farklı ortamlara girip çok şu anki olduğumun 10 katı daha popüler olabilecek kapılar bana açıktı. Evet. Çünkü ben yolu biliyordum. Öğrenmiştim artık. Ama biz o köylü Anadolu gömleğimizi çıkartmadık. Çıkaramadık çünkü bizim başımızda anne babamız vardı. Dernek başkanlarımız vardı. Vakıf başkanımız vardı. Onların yanındaydık. Onların gönül kardeşiydik. Dolayısıyla çok şöhret olamadık ama en azından ben vicdanen çok rahatım. Memleketimi tanıttım. Televizyonlarda. Başka başka şehirlerden sponsor bularak memleketimi tanıttım. Memleketimi anlattım. Alıcıray'ı anlattım. Çamolu'yu anlattım. Erzincan'ı, Sivas'ı, Tokat'ı anlattım. Sayın Aydeniz bir teşekkür var. Müsaadenizle. Tabii ki estağfurullah. Evet, programımızın yayınında ve yapımında bizlere destek olan ana sponsorumuz Alıcıralı hemşerimize ve AK Parti ilçe başkanı Mahmut Gündüz'e ve kardeşleri Fatih Yavuz Gündüz'e teşekkür ediyoruz. Yine yardımcı sponsorlarımız var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hemen buradan ifade edeyim. Serol Karancı, otoya tek parça ve tamir bakımı yapan Serol Karancı'ya teşekkür ediyoruz. Ve 7/24'te yol yardımı yapıyor. Ekmeğinizin tadını, lezzetini istiyorsanız Ümit Yılancı'ya uğrayın. Mutlaka fırıncıdan ekmeğinizi alın. Ahmet Caner, Emirhan Yılancı sizleri bekler. Temizlik ürünlerinde marka yaratan Ruhi Yılmaz iş insanımıza da teşekkür ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışı satışlarında başarılar diliyoruz. Yine Bursa'da bizlere destek veren, gergi tavan yapan Erol Aktuğ'a ve Erkan Aktuğ'a teşekkür ediyor. Selamlar gönderiyoruz. Auto Oto'ya selamlar gönderiyor. Otomotiv sektöründe oğlu Muhammed'le beraber yeni çığır açan Ayhan Kona teşekkür ediyoruz. Kuru temizlemede bizlere hizmet veren Ali Bulduğ'a teşekkür ediyoruz. Son model marka otomobillerde bakım onarım yedek parça tamiri yapan ve 7/24 yol yardımı hizmet veren Atatürk Otosanayi'de bulunan Özkan Er'e teşekkür ediyoruz. Kiraz Pınar Mahallesi, Gebze Kiraz Pınar Mahallesi muhtar adayı emekli öğretim görevlisi Halil Yandığ'a teşekkür ediyoruz. Oto alım satım hizmetleri veren Sezai Cengiz'e teşekkür ediyoruz. Bizlere ulaşım sponsorluğu sağlayan Halil Tufan Öztürk ve Emir Öztürk'e teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geliyoruz. Cümlelerimizi Güzel Hanım, toparlayalım. Duyuru da yapalım buradan. Dursun Ocak, Selma Ocak yeğenim. Pazar günü Mevlid-i Şerif var. 4 minare, 4 minare cami. Devlet Hastanesi karşısında. Evet, herkese davet etti. Size de selamları var. Evet, Turşan kardeşim, son sözler sizin. Şimdi ben buraya sizin programınızda daha önce birçok kez konuk oldum. Bir kez daha teşekkür ediyorum her ikinize de. Bu bir emektir. Yani burada iki saat bizi anlattınız, konuşturdunuz, fırsat verdiniz. Tabii ki birçok programa konuk gidiyorum. Birçok sanatçı arkadaşım sağ olsunlar hepsi davet ediyorlar. Ama iki tane hemşehri, iki tane aynı masanın, üç tane aynı masanın insanı olarak memleketi ve sorunlarını konuşmak çok daha keyifli oluyor. Siyasete mi gireceksin gibi sinyaller verdin. Onu hemen cevaplandırayım. Birçok siyasetçi daha çok yetenekli ve duyarlı olduğunu hissettim. O yüzden mi aldım? Tekrar rica edeyim oraya abicim. Yanlış anlaşılmaz. Birçok üst düzey siyasetçi daha çok yetenekli, samimi ve bununla ilgili yetenekli ve anlattıkları o duyguyu hissettirdin bize.
Yani siyasetçi değil, samimiyetini bize aktardın. Aslında yaşamın kendisi bir siyaset. Yani yaşamın neresinden tutarsanız tutun, yaşamın sürdürülebilmesi bugünkü tabir ettiğimiz siyaset değil de bir siyaset. Aslında biraz da dobralık olduğu için o sözlerle değil, senin o kişisel karakterinde var bir dobralık. O da siyasete yansıyor. Olabilir. Hatta bana birçok arkadaşımız neden bir yerden belediye başkanlığı adaylığını düşünmedin dediler. Bana belediye başkan adaylığı da geldi Sarıyer'den. Bir iki partiden. Ben kabul etmedim. Çünkü ben Şükrü Başkan'ın olduğu yerde belediye başkan adayı çıkmam mümkün değil. Öyle bir adam değilim. Onlar da zaten demişler kabul etmez diye. Çok fazla oylar olan partiler değildi ama kabul edip reklam olsun diye de çıkabilirdim. Evet, Sayın Aydeniz, veda edelim. İleride yaşam bize neyi getirir, neyi götürür hep birlikte göreceğiz. İşte diyorlar ki muhtarlığı kaybedersen ne yapacaksın? Türkü söyleyeceğim abi, ne yapacağım yani? Bu kadar basit. Benim için dünyanın sonu değil. Yeniköy kaybeder, ben bir şey kaybetmem. Beni seçerlerse çok daha güzel hizmetler yapacağız. Kaybetmekte, kazanmakta hepsi... Var bu yani, biz bunu göz kim alarak gördük. Siyasi yolda hizmet verme adına bir adım attıysa herkese başarılar diliyoruz ve ekran başındaki izleyicilerimize buradan hoşça kalın, dostça kalın diyor.